Ben doğdum doğalı çiftçiyim. Neler yaptın? Ağaç yetiştirdim, elma yetiştirdim, armut yetiştirdim, fişten kiraz yetiştirdim. Bunlarla uğraştım. Bunlarla sattım, aldım, geçindim, artırdım. Bunlarla uğraştım. Babam da öyleydi, dedem de öyle. Yani nereden böyle öyle. Siz keserseniz ben araya girerim arada. Bir de eski şeylerini sorabilirsiniz. Eskiden insanlar, buradaki insanlar neyle geçirdi, nasıl yaparlardı? Peki sizin dışınızda Tecde'de yaşayan diğer insanlar ne yapıyorlardı, neyle uğraşıyorlardı? Kulak demek ya, kulağım ağır. Siz keserseniz daha iyi olur. Baba, Tecde'nin halkı ne yapardı? Ha. Zengini, fakiri? Para işte zengini mülküne geçirirdi, fakir de çalışırdı. Ameleli giderdi, işçili giderdi, fabrikaya giderdi. İşte harman savunurlardı, çiftçilik ederdi, öküz beslerdi, at beslerdi. Bunlar uğraşırlardı. Yani her yerde işte meyvacılıktı, meyvacılık. Her çeşit meyve vardı teyze, her çeşidi. Meyveyi para ederdi. Çok para getirirdi. Bu da ucuzdu. Bir tek elma bir ekmek ederdi. Bir tek elma bir ekmek ederdi. Ben Tecde'nin 25 çeşit armudu olduğunu duydum. 25 çeşit armut. Var evet. Bizim bir bahçemiz vardı, 24 çeşit elma vardı. Kışın bile armut yeniyormuş. Kışın armut yeniyormuş. 17 çeşit de benim armudum vardı. 17 çeşit. 24 çeşit elmam vardı. 17 çeşit armudum vardı. Ben kavak ağacıyla kaşı hevesliydim. En çok kavak dikerdim, kaş yetiştirirdim. Bunlar hevesliydim. Niye? İşte yere götürdüm. Toplu bir para versin. Mesela kavak 15-20 sene kaldım, saatim toplu parayı, kaşı değil para diye. Evet. Öyle olurdu ki bir kaşı 10 kuruş ediydi, bir tek kaşı. Elma da para ediydi. Bir elma, bir ekmek, bir elma yaydı. Ekmekler iyiydi, yarım ekmek bir adamı kanıtı öldü. Kanadımı sürmedim, doya doya gezip murad almadım. Bu kara yazıyı ben yazmadım, alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, alarım bazı bazı gönüleyi. Kader oy oy oy. Şu Gonca gülleri diremedim, çifte bülbülleri konduramadım. Kendi kıymetimi bildiremedim, alıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı bazı gönüleye. Kader oy oy oy. Geceleri uyku girmez gözüme, dalım yastık diken olmuş yüzüme. Uyma dedim uydun eller sözüne, alıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı bazı gönüleye. Kader oy oy. Kar mı yağmış Diyarbakır'ın dağına, bülbüller koy
dostanına bağla. Yeni gel sarmalın çağla. Eyvah sevdalı bülbül, ben buradan yanım. Ah İkbalice malin sende var, bende Kemal var. Olma Kemal günde zeval var, helal yar. Tek başıma kalsam Şehit Emrah'a kul olmam, veren olasın sevdalı bülbül, bunda şifa bulasın Belal yayar, ben burada yanayım. Yeter baba. Ya, çok teşekkür ediyorum. Olmuyor mu? Heyecan da oldu mu de bozuluyor. 96 yaşındaki Hacı Ali Abacı Tecde'de şu anda. Havada bulur, buna dumandır, bale dole yok, buna fiyandır, onu yemendir. Çimendir gidenler geliyor, acaba nedendir? Burası hoştur, yolu yok hoştur. Gidenler geliyor, bu ne biçim iştir? Kırtlanın önünde redif sesi var, açın bakın çantasına nesi var. Bir çift kundurası, bir nefesi var. Anı yemendir, gülü çimendir. Gidenler geliyor, acaba nedendir? Kırtlarının önünde sıra sıra sögütler, binbaşılar oturmuş asker ögütler. Anı yemendir, gülü çimendir. Gidenler geliyor, acaba nedendir? Burası hoştu, yolu yok hoştu. Gidenler geliyor, acaba nedendir? Teşekkür ediyorum, sağ olun. İki makineler yoktu. 3 sene şu Bekler'de arasında 2 sene geçti. Tremindine patlatmayla, matlatmayla her şeyle geldi. Geldiği zaman haber verdiler, bütün millet gittik. Gitti şurada, baktık karttan. Geldi, orada durdu, daha ileri yapılmamıştı. Sonunda istasyon yapıldığına bir adam çıktı, işte mutluk verdi. Oradan sonra Alezya'ya doğru gitti tren. Sivas hattına sonra yapıldı. İşte elektrikler su buharına gitti. O zaman seni açtı böyle vuuu diye bağırdı. Şimdi akaryakıttan gelin sesi çıktı. Bir de şu asmayı çekeyim. He, yolu ben de çekeyim. Asma çoktu da, üzüme bu sene yeni de yoksa daha güzel. Sen baba, tekrar okumak istemişsin hani, gitmişsin.
Ha,